21 günlük yazı maratonumuzun 12. gününe geldik. Artık siz 12 gündür eğer her gün bu videoları yapıyorsanız 12 gündür bir şeyler yazıyorsunuz. Ama diyelim ki birkaç günü atladınız, hiç dert değil. Bazı adıştırmaları üst üste de yapabilirsiniz. Tabii ki her gün yapmanın gerçekten bir istikrarı var ama yapamıyorsanız da çok dert değil. Şimdi bugün çalışmamız okumakla bağlanacak. Çoğumuz yazamadığımız zaman kendimizi sürekli kitap okurken buluyoruz. Atölyede sık sık şeyi duyuyorum. Ben yazamıyorum ama çok okuyorum bu aralar. Aslında güzel bir şey. Ama yazmak istiyorsanız bazen okumak yazmak yerine yaptığımız bir şey oluyor. Yazmaktan kaçınıyoruz, yazmaktan korkuyoruz. O yüzden de kendimizi kitaplara veriyoruz. Şimdi ne oluyor orada? Siz kitabı okurken yazmış gibi hissediyorsunuz kendinizi. O kelimeler size aitmiş gibi geliyor ve bir tatmin duygusuyla kalkıyorsunuz. Ama aslında yazmamış da oluyorsunuz. Tabii ki okuyacağız. İyi bir okur iyi bir yazar olabiliyor. Okurken de ne yapabiliriz? Ona biraz bakalım. Bazı insanlar okudukları kitaplarda cümlelerin altını çizmeyi sevmezler. Kitabın içine yazmayı sevmezler. Köşesini kıvırmayı sevmezler. Ben bütün kitaplarımın içine yazarım. Öyle bir e, keyif var benim için. Oraya not etmek o kitabı bana ait yapıyor. O cümleyi hatırlamamı sağlıyor. Ayrıca da bir defterim vardır. Okuduğum bazı cümleler beni yakalarsa onları da defterime not ederim ama yine de altını çizerim. Şimdi sizden de istediğim bugün herhangi bir kitap, belki şu anda okuduğunuz bir kitap, belki uzun zamandır okumak istediğiniz bir kitap, belki de kitap değil belki internette gezineceksiniz. Ama bir şeyleri okurken sizi tetikleyen bir cümle bulup sonra da o cümle üzerine düşüncelerinizi yazmanızı istiyorum. Bu düşünceler bir hikaye olarak çıkabilir. Bu düşünceler bir şiire dökülebilir. Bu düşünceler sadece kendi fikrinizi ya da bir günlük sayfası gibi yazılabilir. Ben mesela şu anda normal olmak varken neden mutlu olasın ki galiba tercümesi sel yayıncılıktan çıkan Janet Winterson'ın bir kitabını okuyorum. Ve orada inanılmaz çok şeyin altını çizdim. Eğer siz bir şey bulamıyorsanız bugün bunları kullanabilirsiniz. Şimdi size buradan bir bölüm okumak istiyorum. Yani altını çizdiğim bir cümleyi okumak istiyorum. Yazarken kelimelerle sunduğumuz hikayeler kadar söylemediklerimizi de sessiz kalanları da sunuyoruz okura. Kelimelerimiz o sessizliğin dile gelebilen kısımlarıdır sadece. Bu beni çok etkiledi. Bunun üzerine bayağı bir düşündüm. Kitabı bıraktım ufka baktım. Eminim siz de kitap okurken sık sık bunu yaşıyorsunuz. Bir şey okurken birdenbire okuduğunuz bir cümleden sonra bir böyle dalıp gidiyorsunuz. İşte o cümlelerden birini bugün alıp saatinizi ister 6 dakikaya ister 15 dakikaya kurup o cümle hakkında ya da o cümleden tetiklenerek ne istiyorsanız onu yazmanızı istiyorum. Evet, geldik 12. günün sonuna. Yarın tekrar görüşmek üzere.